Ben de 3 tane boyun fıtığı, boyun düzleşmesi de var. Ameliyatın tehlikeli olduğunu söylüyorlar ama ağrılarım çok Biz ameliyat fazla. stres devam ettiği sürece o ağrınız geçmez. Şu an anlattığınız kesinlikle o omuzdaki ağrının ben boyundan geldiğini düşünüyorum. Bacağı vuran bir ağrı güç kaybı yoksa korkmayın o kadar. İşte bu maalesef oluyor. Şimdi ağrının sebebini doğru tespit edemediği zaman bir de yanlış boş yere insanlar ameliyat olduğu zaman böyle doktor doktor geziyorlar, tedavi tedavi geziyorlar. Ben fizyoterapistim. Manuel terapi uzmanıyım. Sorusu olanların sorularını alabiliriz. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Anlatabilir miyim? Tabii Bak tabii. yazık. Benim de yani boyun düzleşme demişti. Geçenlerde yeniden yine bir MR falan verdiler çekmek. Hep boyunu devamlı var ama kaç seneden beri geçmiyor öyle. Evet. Boyun değil de boyun düzleşmesi dediler. Boyun korsası verdiler boynuma. Ondan sonra devamlı bunu çekiyorum yani. Fizyoya gittim. Fizikte de yani bir hani şey yapmadı. Baş dönmelerim oluyor. Fazla aşağı eğildiğim zaman baş dönmem oluyor eğilince. Ne zaman başladığını biliyor musunuz? Çok çok eskiden beri var bilim bu. Yani tam olarak başladığı tarihi biliyor musunuz? Ya şimdi nasıl diyeyim sana? Daha önce Şükran Sakarya diye bir doktor vardı. Bursa'dan katılıyorum bu arada. Şükran Sakarya'ya gitmiştim. O boyunluk vermişti. Kaç sene öncesi. Ondan sonra kendine özel açtı. Uzman çekirge hastanesindeydi. Buna gitmiştim işte. Ondan sonra. Sonra işte onun yanında bir tane şey vardı. Yani şey, asistan. Yeni bir doktor daha vardı. Hatice mi neydi? Ona da gidiyorum. Akupunktur yaptılar. Neler oldum? Yani geçmedi. Yok yani. Şimdi şeye gidiyorum. Bu yeni bir doktor. Aklıma da gelmedi şimdi. Tamam, doktor ismi vermenize gerek yok da yani şöyle bir şey söyleyeyim. Boyun düzleşmesi öyle boyunlukla falan rahatlamaz. Boyun düzleşmesi için benim YouTube kanalıma girip oradaki egzersizleri yaparsanız çok iyi olabilir. Rahatlayabilirsiniz yani. Memnun olurum. Bir de işte bu kuyruk sokumu demin dedin ya düştün diye böyle. Bu Evet. şemde bir kaynaklanma bana kalsa olur ama bel fıtığı değil mi? Daha önce bel fıtığı ayağıma vuruyordu böyle. Bu ayağıma böyle sağ ayağıma. Ondan sonra ben bu şeycilere orada bir böyle çekti adam şey Evet. yaptı. Çekince bir daha ben o ayağım karıncalaşması falan gitti ama bu arada senin demin dediğin gibi o ağrılar daha belimde oluyor böyle yani kalkınca. Korse takarsam iyi. Evet. Korse takmazsam öyle yani. Bizde Geçiyor. pelvik taban da olabilir. Zaten boyun düzleşmesi de stres kaynaklı diş sıkma ile birlikte oluşabiliyor. Bence Nasıl onu stresinizi azaltıp yazdım biraz onu egzersiz demin. yaparsanız rahatlarsınız. Evet, o egzersiz yapayım diye yani demin onu yazdım. O yüzden girmek istedim. Konuya iş yapamadım yani. Egzersizler şeyde, benim YouTube kanalım var, profilimde linki var. Oraya girin, orada boyun düzleşmesi egzersizleri yazarsanız benim profilimde var. Tamam, sağ ol. Allah razı olsun. Geçmiş Sağ ol. olsun, görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hocam, iyi olmaya çalışıyorum. Sizin neyiniz var? Ben de 3 tane boyun fıtığı, boyun düzleşmesi de var. Evet. Ameliyatın tehlikeli olduğunu söylüyorlar ama ağrılarım çok Siz ameliyat fazla. olunca peki iyileşeceğinize inanıyor musunuz? Yok hocam. Yani ağrılarınızın sebebini ne zaman başladığını biliyor musunuz? Bana onu bir söyleyin. 10 sene önce boyun düzleşmesi dediler. 10 yıl önce Sonra bir daha, başladı. evet. Peki kolunuza vuran bir ağrı Sonrasında, var mı? efendim? Kolunuza vuran bir ağrı var mı? Evet, sağ kolum uyuşuyor sürekli. Boynum tutuluyor. Şu an yine sağ tarafıma doğru tutuldu. Zor dönüyorum. Sürekli böyle tutuluyor musunuz peki? Evet, şu son günlerde hele daha çok tutuluyor. Peki son günlerde stresiniz arttı mı? İster istemez tabii ki yani oluyor stres. İşte o stres zaten boyun ağrısını yapıyor. Siz de MR çektirip "Aa, bende fıtık varmış" deyip ondan sonra da fıtık ameliyatı olunca o ağrının geçeceğini düşünüyorsunuz ama stres devam ettiği sürece o ağrınız geçmez. Zaten boyun fıtığından ameliyat olan kişilerin kollarında güç kaybı ve uyuşması olması gerekiyor. Ki onu da tedaviyle çözemiyorlarsa ameliyat oluyorlar. O yüzden siz bence ameliyatlık bir durumda değilsiniz anlattığınız. Tamamen tedaviyle toparlanacak bir şey. Yine de öyle olsun hocam ameliyat Yok yok, şu istemiyorum an zaten. anlattığınız tablo ameliyatlık değil. Tamamen streslik ve Anladım. stres kaynaklı ağrılarınız var. Teşekkür ederiz Yunus Emre. Yani bu şekilde egzersizle, tedaviyle toparlarsınız. Asla ameliyat düşünmeyin bence. Tamam hocam teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kolay gelsin hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler Fatma Hanım. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam benim boynumda düzleşme var. Kolumda yırtık var. Boyun düzleşmesi kolumdaki yırtığa büyük bir baskı yaptığını söyledi Evet. doktorum. Kolumdaki yırtığı ameliyatla ne kadar onarırsam onarayım ağrılarımın geçmeyeceğini söylüyor. Peki siz Ne kolunuzu, yapmam gerekiyor? şöyle bir şey söyleyeyim. Kolunuzu zorlayacak bir şey yaptınız mı, yırtacak, kaslarınızı yırtacak? Hocam daha önceden evet.
Evet, çalışma ortamım biraz ağırdı. Kasları yırtacak şeyler yapmışım daha önceden. Şu anda çalışmıyorum, ev hanımıyım. Evet, yani nasıl yırtmış Önceye bağlı, olabilirsiniz ki? Çok yırtık ağır bir şey. oluşmuş. Peki şunu biliyor Evet musunuz hocam, yani? köy ortamıydı. Kola vuran ağrıların birçok sebebi, %90'a yakın sebebi boyundan gelir. Yani boynunuzdaki bir sıkışma ya da boyun Öyle kaslarınızdaki bir gerginlik. söyledi. Bundan dolayı olmuş olabilir yani Doktorum da hemen. öyle söyledi zaten. Evet, kol Hani ameliyatı kolumda olmanıza çok büyük gerek bir yok yırtık bence. var dedi. Evet, yani koldan Öyle mi ameliyat olup da gerçek? ağrısı geçen ben görmedim. Çünkü sebebi genelde O da boyundan öyle oluyor. söyledi. Hani ben evet %100 bir sonuç veremem dedi. Hani Veremezler. boyun düzleşmen çok ağır yönde ilerlediği için dedi. Hani ben buna kesin sonuç veremiyorum. Evet, ama benim şu sorunum var hocam. Elimde güç kaybı fazla oluyor. Peki fizyoterapi, manuel terapi bunları denediniz mi? Sesiniz net gelmiyor şu an. Olmadığını söyledi. Şu anda alabiliyor musunuz hocam? Evet, şu an duyuyorum. Ya fizyoterapi, manuel terapi bir şeyler denediniz mi? Yok, denemedim. Çünkü hiçbir şekilde kâr etmeyeceğini söyledi. Büyük egzersizler verdi. Sizin zaten YouTube kanalınızdan da bakıyordum egzersizlere ben. Bir ara iyiydi. Bu ara hava değişimiyle mi alakalı ilerliyor bu ağrı? Ben onu da çözemedim. Şimdi ben şunu Bir söyleyeyim ara duruluyor, size. bir ara çok fazla artıyor. Fatma Hanım, bence Evet. sizin öyle ameliyatlık bir durumunuz yok. Siz boyun ve omuza yönelik egzersiz yapın. Alabiliyorsanız fizyoterapi ya da Evet. manuel terapi alın. Yine benim YouTube kanalımdaki boyun ve omuz egzersizlerini inceleyin. O videoları iyi dinleyin. Onlar size biraz yol gösterecektir. Şu an anlattığınız kesinlikle yani o omuzdaki ağrının ben boyundan geldiğini düşünüyorum. Yani omuzdan boşu boşuna ameliyat olmayın. Evet. Geçmiş olsun. Tamam hocam. Teşekkür Görüşürüz. ediyorum. Sağ olun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Hocam ben de bel fıtığı var, bir de omurilik eğriliği, skalyoz var. Evet. Yıllardır yani bayağı 2011-12'den beri var. Yani skalyozun sonradan olduğunu öğrendim. Manuel Yaş terapi. kaç? Yaş şu anda 39. Tamam. Bu yaştan sonra skolyozunuz çok ilerlemez, merak etmeyin. Evet, işte sağa doğru dediler de böyle sağ tarafa doğru. Belimden ağrılar vuruyor. Omurilik böyle sıkıyor, sanki fazla yürüdüğüm zaman fazla koşma olmuyor da zaten. Oturduğum zaman, fazla durduğum zaman belimin ortasında böyle sıkma gibi bir şey oluyor böyle. Sanki orayı böyle bir sıkıyorlar. Biz de Erzurum'da yaşıyoruz, kış memleketi. Ben de Burada Erzurumluyum. evet hocam, burada biliyorsunuz da soğuklar artınca Fena, evet. şeylerimiz daha çok artıyor, ağrılarımız falan. Bunun için ne yapabiliriz? Yani ben egzersiz de yapıyorum. Ne yapıyorsunuz egzersiz? Bizim İşte kanalıma baktınız mı hiç, YouTube kanalıma? arada bakıyorum hocam. Mesela diye şeye gittiğim oradaki hoca da vermişti, manuel terapi yaptığımız. İşte çekti böyle, kütletme falan yaptı böyle. Ondan sonra şu hareketleri yap dedi. İşte onları yapmaya çalışıyorum. Bir ara korse takıyordum, onu bıraktım. Korse iyice alışkanlık haline getiriyor. Yani sizin telefon varsa telefondan atabiliyor muyuz emirlerimizi, yok bakabiliyor Tabii, musunuz? atabilirsiniz. Ben bizim ekibin WhatsApp numarasını yazayım. Ya da buradan da atabilirsiniz. Mesaj olarak TikTok'tan atın. Ben oradan size numara falan yollarım. Tamam hocam. Tamam. Geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler. Sağ Egzersizleri olun. yapın ama yani bacağı vuran bir ağrı güç kaybı yoksa korkmayın o kadar. Sağ sol böyle sağ ve sol taraflarda kalça üzerinde ağrılar artıyor mesela. Anladım. Parçalara mı vuruyor daha çok? Evet, L4, L5 yani oturmamıza biraz daha dikkat etmemiz lazım da. Evet. Ve kaykılarak oturmak da o Evet. ağrıları yapar. Ona dikkat edin. Geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Sağ Teşekkür ederim. olun. Kolay Görüşürüz. gelsin. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan. Ben şimdi Ankara. tesadüf telefonu kaydırırken gördüm. İlk defa karşılaşıyorum sizinle. Eyvallah. Herhalde benim bütün hastalıklarımla ilgili sizin bilgileriniz hocam. Nedir şikayetiniz? Anlatın bir bana. Şikayetim, boynumda 5 tane fıtık var. Sırtımın ortasında L12'de büyükçe bir fıtık var. Belimde var, aşağı kuyruk sokumuna doğru. Aynı zamanda bütün vücutumda fibromiyalji var. Sklerodermal
romatizma var. Ondan sonra omuzlarımda yırtık var. Ankara Gazi Hastanesi'nde Ulunay Kanatlı diye bir doktora ameliyat oldum sol omzumdan. Ama ameliyattan sonra ağrılarım hiç geçmedi. Daha çok arttı. Az önceki hanımefendiye de dedim. Sizin omuzdan ameliyat olmanıza gerek yok diye. Siz de boşuna olmuşsunuz demek ki. Kontrola gittim geldim gittim geldim. İşte fiziğe git, omuz donuk omuz olmuş. İşte hareketini az yapmışsın. Şöyle böyle fiziğe gittim. Omzumdan defalarca, iki omzumda da yırtık var. Birini iyileştirecekti, birini de bir daha ameliyat edecekti. Öbürünü de ondan sonra ameliyat edecekti. Oradakiler, yani oradaki dediğim hastanede sıra bekleyenler çok memnunlar. Ondan sonra işte ben satürasyon düşüklüğünden hastaneye yattım. Tam hareketimi yapamadım diye kendimi suçluyordum. Fakat benim ameliyatım başarılı geçmemiş. Fiziğe git dediler ya, fiziğe gittim. Ondan sonra işte böyle size anlattığım gibi fizik doktoruna anlattım. O da beni omuzdan enjeksiyona gönderdi. O enjeksiyonu vuruldum, bir ay iki ay böyle aynı acılarla. Anladım abla, ben seni anladım. Yani şimdi işte bu maalesef oluyor. Şimdi ağrının sebebini doğru tespit edemediği zaman, bir de yanlış boş yere insanlar ameliyat olduğu zaman böyle doktor doktor geziyorlar, tedavi tedavi geziyorlar. Şimdi aynı omuzdan bir daha ameliyata hazırladı beni. Olma. Ameliyat. Anlattığınız bence şu an çok öyle bir durum değil gibi anladığım kadarıyla. Yani bir şey değişmeyecek. Hareket donuk omuz mu var? Donuk omuz için ameliyata gerek yok. Fizyoterapiyle toparlayabiliyorsunuz. Donuk omuz değil hocam. Omzum yırtıkmıştı. Aşırı derecede parçalanmış bir yırtık varmıştı. Ondan sonra o baktı, el bir güçlerine böyle bileklerime vurdu. Hemen ameliyat dedi. 1,5 yıl ameliyat bekledim. Şimdi işte bir yılda şey bekledim. 11 ay. Acısını geçmek için 2 aydır bütün bölümlere gittim, ameliyat olabilme şeyini aldım, en yüksek riskli ameliyat onayını aldım. Ameliyat sırası bekliyorum ama hala acı çekiyorum. Sağ abla, bak ben sana söyleyeyim, beni dinle. Sen iyi bir fizyoterapist bul. Ankara'daysan bizim de orada yerimiz var. Hani illa bize gel demiyorum ama bizim ekip arkadaşlarımız var orada. Başka çok iyi fizyoterapistler de var Ankara'da. Kendine iyi bir fizyoterapist bul, manuel terapiden anlayan. Ve o şekilde tedavi ol bence.